Sağlıklı günler spor hikayeleriyle bir kez daha huzurlarınızdayız. Yeni yılın ilk spor hikayelerinde gerçekten çok ilginç yönleri olan bir konuğumuz var. Onur Erdal, yönetmen, kreatif direktör ve bunun yanında birçok titri olan bir isim. Onurcuğum hoş geldin yayınımıza. Hoş bulduk, teşekkür ederim davet ettiğin için. Evet, biz bu yayını İngiltere'den yapıyoruz. Şöyle, ben İstanbul'dayım ama sevgili Onur İngiltere'de, bir süredir İngiltere'de çalışıyor. Onur, senin gerçekten birçok özelliğin var, birçok titrin var. Spor hikayelerine bir sosyolog, başta söylemedim, Onur aynı zamanda sosyoloji mezunu, sosyolog. Ya spor hikayelerinde sosyoloğun ne işi var? Acaba Hüseyin şu ikinci konuk mu bulamadı diyenler diyebilirler. Akla ilk gelen bu oluyor. Onur, kendini tanıtmanı rica edeceğim birinci bölümde. Ardından önemli sorularım olacak sana. Tamam, eyvallah. Şu sosyoloji meselesinden girersek aslında biraz anlaşılmış olur diye düşünüyorum. Şimdi ben Selçuk Üniversitesi'nde başladım sosyoloji okumaya. Pek çok tercihim sosyolojiydi üniversiteye girerken. Ve Selçuk Üniversitesi'nde birinci yıl sosyoloji bölümündeyken aynı zamanda okul takımının işte seçmeleri oldu. Ben de birinci sınıf öğrencisiyim ve seçmelere gittim. İşte üniversite oldukça kalabalık, spor akademisi olan bir üniversite. Ve yaklaşık yanlış hatırlamıyorsam 5-6 bin kişi başvurmuştu ki zaten futbol bölümünde olanlar da yüksek sayıda bir öğrenci kitlesini oluşturuyor. Sonra ben işte 5-6 bin kişiden 1000'e elendi. Ben 1000'e kaldım. 100'e elendi. 100'e kaldım. Sonra işte 30'a düşecek. Sonra da 24'e düşecek yanlış hatırlamıyorsam. Evet. 24 düştüğünde galiba listeye bakmaya gittim. Bizim fakülte, ben Fen Edebiyat Fakültesindeyim. Uzak, oraya kadar gittim. İşte hani ondan sonra antrenmanlar başlayacak. Ve yanımda iki tane futbolda de spor akademisinde futbol bölümünde olan iki tane arkadaş. Ben birinci sınıfım, onlar üç ya da dörtler muhtemelen. Listeye bakıyorlar, isimler yazıyor, bölümler de yazıyor. Şöyle bir taradı işte bir tanesi, böyle taradı. Ya bu sosyoloji ne dedi ya, ne anlar dedi futboldan sosyoloji. Ama evet, yani ben o ilk 11'de vardım. Sonra Marsilya Üniversitesi'ne yatay geçiş yaptım. Güzel oldu. Çok hem oradaki ekolü hem diğer ekolü, yani sosyolojide ekoller var ve bunu belirleyenler hem eğitim alanlar hem de eğitim verenler. Ve Selçuk Üniversitesi'nde gördüğüm ekol farklı bir ekoldü ama Mimar Sinan tabii asıl eğitim aldığım, öğrendiğim yer. Sonra orada yazıyordum, daha önce de yazıyordum reklamlara, içerik yazıyordum ya da reklam yazıyordum. O zamanlar şimdiki gibi sosyal medya falan gibi bir şey de yok. Reklam yazıyordum yani. Yazar olarak kendimce bu işi, şu anda yaptığım işle meşgul oluyordum. Lakin bir gün okul çok bittikten çok sonra bir senaryomu çektirmek için bir yönetmen aradım. İşte yeni mezun, kısa film için yeni mezun birkaç arkadaşı o işten anlayacağını düşündü. İyi okullardan, işte Koç'tan, Sabancı'dan, Bilgi'den arkadaşlara danıştım. Ya dedim siz çekin yani, bu iş sizin, ben yazarım sadece. Sonra olmadı, benim çekmem gerekti. Çünkü onun için birisi bütçe ayırmıştı sağ olsun bana destek olmak adına. Sonra ben dedim yapamıyorum ama sonra dedik yok hayır sen bunu çekeceksin, çek gel dedi. Sonra ben çektim projeyi ve o gün iş başa düştü. Aynen öyle, iş başa düştü ve yönetmen olarak buldum kendimi. O zamandan beridir de işte bu medya meselesini biraz daha içinde, hatta çok içinde buldum kendimi böyle. Evet. Ya zaten dinleyicilerimiz eğer ilgi duyar, Onur Erdal ismini yazarlarsa hem yabancı dilde, İngilizce'de hem de Türkçe'de birçok Onur'u anlatan bilgilere ulaşacaklardır. Şimdi Onur, bu bölümde şunu konuşmak istiyorum seninle ki YouTube kanalın da var. Yeni bir kanal ki o yılbaşında verdiğim mesaj, konuk not aldım hatta, Naz
işte bir iş kadını Naz Kurtoğlu. Çok hoş bir programdı. Naz Hanım'ın da çok ilginç tespitleri var. Kanalımda ön yargı ve torpil konularına değiniyorsun. Bu da hem dünyanın, Türkiye'nin tırnak içinde daha fazla sorunu olan bir konu. Ki şunu da belirtelim. Senin aynı zamanda İngiltere Futbol Federasyonu'nda B lisansı antrenörlük belgen var. Ki bunu da burslu olarak okudun, yani kazandın. Hani Türkiye'nin suyu mu çıktı, ne işin vardı İngiltere'de diyesi gelebilir. Ben ilk duyduğumda öyle demiştim. Biraz da bunu açalım bu bölümde istersen. Peki. Teşekkür ediyorum. Bakmışsın, yalnız şöyle düzelteyim. Ben İngiltere Futbol Federasyonu'ndan bursu kazandım. Lakin maalesef burada işte ajansımı kurdum ve B lisansı bursunu kullanamadım. Yani geçen üç yıllık bir süresi vardı bunun. Bir yıl boyunca bursla B lisansını almam lazımdı. Ama ben benim asıl işim, mesleğim, yani profesyonel anlamda para kazandığım, meşgul olabildiğim bir şey değil. YouTube kanalı da öyle. Bunların her ikisini de ben belli gerekçelerle aslında edindim. Yani şöyle anlatayım. Çeşitli kurumlarda projelerin hem üreticisi hem o projelerin yöneticisi pozisyonlarında çalıştım. Yönetmen olarak da pek çok, işte yani süresini bilmediğim canlı yayın, bant yayın işler yaptım. Televizyonda izlenen bir sürü içeriği içerisinde bulundum. Ama özellikle medya sektöründe, yani televizyon sektöründe çalışırken ciddi eksiklik vardı beraber çalışacağımız ekipte. Mesela İstanbul Üniversitesi'nden, koskoca İstanbul Üniversitesi İletişim Fakültesi'nden mezun olup, hatta yüksek lisans yapıp gelmiş arkadaşlar oluyordu. İşte stajyer olarak geliyorlardı bizim oraya. Ama hakikaten kamerayla karpuzu ayıracak kadar bilmiyorlardı. Çünkü görmemişler. Yani arkadaşların öyle bir donanımla karşılaşma fırsatları olmamış. Maalesef. Ben maalesef sürekli sektöre, yani kendi yaptığım işe, bu her ne olsa muhtemelen bunu tercih edecektim. Birilerine elim değsin, yani katkıda bulunayım, onların öğrenmesine de faydam olsun, onların da benim yaptığım işe katkıları olur diye çoğunca kalabalıklaşmaya çalıştım diyebilirim. Yalnız memlekette bir şikayet ettiğim bir şey değil, işte o konuştuğumuz önyargı meselesiyle ilgili. Memlekette biraz böyle güce hemen meyletme, güçlü olanın yanında, güçlü zannettiğimizin yanında durma gibi böyle bazı, çok da ifade etmek istemiyorum ama böyle hafif omurga. Eğilimler var. Evet, eğilimler var. Ve ben baktım ki bu profesyonel iş yaptığım iş üzerinden kimseye bir şey katamayacağım. Ama hevesim var. Yani bildiğim, öğrendiğim ve sevdiğim şeyleri aktarmak gibi. O zaman dedim ki ben futbolu seviyorum. İşte C lisansı almaya çalıştım. Çok zor bir süreçti. Sonra o C lisansıyla çocuklara, Türkiye'dekilere ne katabilirim diye o işte eğilim meselesini daha erken yaştan temas ederim. Çünkü 20-25 yaşından sonra insanlara çok zor dokunmak. Ben de dedim ki çocuklara biraz daha erken dokunurum ve böylece karakter sahibi olmalarına benim de küçük bir katkım olur. Benim olmaz. Tamam, ben belki de benim karakter sahibi olması adına ne katabilirim ki? Bunu da diyebilir seyirciler, ama futbolun buna ciddi katkı sağlayabilen bir enstrüman olduğunu bizzat hem kendim yaşadım hem gözlemleyebiliyoruz da. Hı. Aslında futbol değil sadece. Bir insan sevdiği bir şey yaparken oradan gelen pek çok direktifi ve gerekçeyi de motive olarak yerine getiriyor. Haliyle onu geliştiriyor. Mesela Aikido yapıyor benim. Kızım Aikido ile ilgileniyordu. Oradan aldığı eğitim, onu severek yaptığı için oradan aldığı destek, dengede kalmak, düşmek, kalkmak gibi unsurlar hayatın içerisinde var. Futbolda bunların hepsi var. Yani hayata dair işte çok söylenir ya, futbol sadece futbol değildir diye. Aynen. Sizin programı muhtemelen sık ifade edilmiştir. Aynen. Haliyle ben futbol meselesine böyle zaten oynadım vaktiyle. Ve sakatlık oldu, başka gerekçeler oldu. Bir şekilde uzaklaştım, profesyonelleşemedim. Ama bunu en azından sevdiğim bir şey, çocuklara da aracı olur diye, bana da sevdiğim şeyle temas etmeme faydası olur diye
o yola düştüm. Sonra sonrasını Onurcuğum çok özür dilerim. Kısa bir müzik arası verelim. Çünkü bu sonrası önemli. Senin gönüllü olarak antrenörlük yaptığını biliyoruz. Kulüplerde o maksadını evet. Hani bir faydam olur mu? Ki Bursa'da Celtic Spor'du yanlış hatırlamıyorsam. Orada da antrenörlük var. Ama kısa bir müzik arasından ardından ben de merakla bekliyorum. Tekrar birlikte olacağız. Evet, spor hikayelerinin ikinci bölümüyle yeniden huzurlarınızdayız. Onur Erdal, yönetmen, kreatif direktör, sosyolog, antrenör ve daha birçok nitelikleri olan ki neyle işte müzik aletleriyle ilgili Japon sanatı, Aikido ile ilgili birinci bölümde kısaca değindin ama kızın üzerinden değindin. Birçok titri olan, işini severek yapan ve yaptığı işte esas olarak yanlışsam düzelt lütfen. Bir katkım olur mu? Tabii ki hayatı idame ettirmek için para kazanmak gerekiyor. Bunlar mutlaka olması gereken unsurlar. Birinci bölümde Futbol Federasyonu İngiltere'den B lisansı için başvuru sürecine giriş yapmıştık. Oradan devam edelim. Çünkü torpil ve liyakati olmayan insanların birçok sektörde var. Futbol ve spor da bunun içinde. Seni ne yöneltti onu anlatıyordum. B lisansı için Türkiye'de almak çok zor görünüyordu. Ve bir şekilde tam o zaman denk geldi İngiltere Futbol Federasyonu'nun dünyada işte belli lokasyonlar için 100 kişilik bir burs açtığını web sitesinde görünce hemen atladım tabii. Sonra başvurdum. Uzunca bir başvuru süreci işte proposal yazmanız yani başvuru, niyet mektubu yazmanız, bir yıllık plan yazmanız gibi detaylar vardı. Sonunda burs çıktı. Ama asıl beni bu B lisansı için neden İngiltere'ye gitmek lüzumu duydum, neden yurt dışında aradım kısmı belki de senin sorduğun. Aynen. Çünkü C lisansı alırken C lisansı alma sürecinde belgelerimin tamamı yeterli. Benim o kontenjanı almak için puanım yeterli. Bir puan kontenjan var C lisansı antrenörü için. İşte daha önce futbol oynamışsanız, futbol geçmişiniz varsa grassroots'u geçiyorsunuz. Ve hemen C'ye başvurabiliyorsunuz. O oynadığınız futbol seviyesinde belgelemenize de bağlı. Daha üstten de B'yi de atlayarak başlayabiliyorlar. Ben C'ye başvurabilirdim. Ancak belgelerimi verdim. Bir türlü işte federasyondakilerle doğru iletişim kuramıyoruz. Mail atıyorum, belgeleri elimle götürüyorum. Ve sonunda belgelerimin ulaşması gereken, belgeler ulaştıktan sonra başvuru zamanı geldi. Başvuru zamanı geldi ama benim belgelerimin işleme konulmadığını gördüm. Ve ben bu belgeleri resmi olarak dijital yolla da gönderdiğimi, bunun belirli net olduğunu ifade ettim. Çok ismi önemli değil. Çok ilgisiz birkaç memurla muhatap olduğumuz için sorun olduğunu düşünüyorum. Ama çok ilgili birkaç memur sayesinde de benim ya İstanbul'daki başvuruya yetişemediğimi ama başka bir yerde bunun tercih edip etmeyeceğimi sordular. Ben o sırada gerçekten Hakkari'de, işte Artvin'de, hatta Gürcistan'da ya da başka bir yerde varsa gidip o C lisansı almaya kesinlikle karar vermiştim. Çünkü sektörde bahsettiğim işte yani beraber çalıştığımız insanların da yani benim destek olmaya çalıştığım, bir şeyleri öğrenmelerine katkım olabilir mi diye hep arka çıkmaya çalıştığım, işte o bahsettiğim arkadaşlar yani memleket karakterinden o yolun öyle gitmeyeceğini anlamıştım ve bir süre hatta sektöre iş yapmamayı, üretmemeyi de düşünmüştüm. Ve bu benim için yaşamak adına bir araçtı, nefes alabileceğim bir şeydi. Yani oradaki torpil ve ön yargı hikayelerini bir kenara koyup burada yeni defter açmak istemiştim futbol alanında. Ve C lisansında bu kadar çok barajla karşılaşmak başvuru aşamasında çok komik gelmişti. C lisansının antrenörlük kursuna gittiğimde de bu defa yine aynı hani üst Selçuk'ta yaşadığım sosyoloji meselesi. Yani işte kursu alırken teorik bu adam ne anlar? Yani işte, tipine baksan çok futbolcu gibi değil, bacakları yamuk değil mesela. Boyutlusa değil. Yani malum bunlar futbolla ilgili ön yargılar komik. Benim sonra top oynamaya başlayınca tabii işin antrenman kısmına yani uygulama kısmına geldiğinde
Ve bir de 15 günlük bir süreç oradaki arkadaşlarla akşam bir iki akşam futbol oynama, beraber oynama fırsatımız da oldu. Sonra çok hani aman aman bir top oynuyorum falan oynadım demeyeceğim ama hani oradaki arkadaşların hepsi üçüncü lig, ikinci ligde oynayanlar, birinci ligden gelenler, Süper Lig'den gelenler de vardı ama sonra şöyle bitti kurs. İşte herkesin kendisi için bir takım oluşturması gerekiyor taktiğini uygulamak adına. Ben de oradaki taktik uygulamalarda fazla rol almak zorunda kaldığım için sakatlanmıştım. Yani başta yok canım bu adam ne anlar futboldan diye düşünürken tercih edildiğimi söyleyebilirim. Böyle komik. Yani. Onurcuğum, ilginç bir hikaye. Yani bu ön yargıyı birçok sektörde yaşıyoruz. İşte tipimizden dolayı ön yargıya maruz kalıyoruz. Dilimizden dolayı, siyasi düşüncemizden dolayı, çalıştığımız kurumdan dolayı birçok ön yargı var. Ki bu birinci bölümde biraz seni tanıma adına kullanalım. Seninle biz sözünü baştan aldım. İki program yapacağız. Çünkü bu ön yargıya bir derinlemesine girmemiz gerekiyor. Peki Futbol Federasyonu İngiltere'ye başvurdun. Anladığım kadarıyla bir torpilin yoktu. Torpilsiz bu işler. Çok güzel. torpilsiz yürüyor ama bir yönüyle bir hayra vesile olmuş. Yani şu anda İngiltere'de yaşıyorsun. Çok başka projelerin var. Zamanımız kalırsa onlara da değinirsin. Peki İngiltere ile Türkiye arasındaki fark neydi? Yani İngiltere hem sana burs veriyor. Yani İngilizler senin kara kaşın kara gözün için vermemişlerdir bunu. Ve o 100 kişiye o 100 kişi arasına girmek de önemli yani artık nasıl bir sunum yaptıysan hani kreatif direktörlüğü mutlaka bunda avantajı olmuştur senin adına ama neler yapmak istediğini doğru ifadelerle aktarmak da çok önemli. Bu bölümü bununla tamamlayalım istersen. Evet yani şöyle zaten aslında çok düzgün bir form yapılanması koymuşlardı ortaya. Yani sizin kim olduğunuzla ilgili değil, ne üretebileceğinizle ilgiliydi. Ve siz o üretebileceğiniz formatı kendiniz bir şekilde şemale koyabiliyorsunuz. Ben de içerisini işte bir yıllık planla ve işte futbola ne katmak istediğimle ve hangi birimlerde ne tür katkılar sağlayabileceğime dair bazı önerilerle toparlamıştım. Bayağı kalın bir dosyaydı. Bu arada şöyle, B lisansına başvurmak için, bu kısım çok önemli. Lütfen. B lisansına başvurmak için zaten 3 yıllık antrenörlük geçmişiniz olması gerekiyor, aktif. Ben İstanbul'da C lisansımı aldıktan sonra İstanbul'da evimin yakınında belli yerlerde bazı kulüplere gidip ben sizin için bir şeyler üretmek istiyorum. Yani çocuklarla çalışabilirim diye hem tecrübe olsun ama bila bedel, ücretsiz aynı zamanda. Ücretsiz, tabii, ücret yani, talebiniz. Tabii bila bedel. Yani ben bunu gönüllü yapacağım diye kulüplerle görüşmeye çalıştım, görüştüm. Hatta bazı dosyalar hazırladım. İşte çocukların gelişim takvimleriyle ilgili planlamalar, işte antrenman teknikleriyle ilgili işte hem mental hem fiziksel hem teknik şeyler, takvimler yaptım ve bunlarla beraber gittim. Bunların iyi olacağını zannediyordum. Yani böyle bir çalışmalar. Yalnız o çalışmaları görünce aldığım tepki daha çok şey oldu. Ya hocam evet bu çok güzelmiş ama bu bize fazla gelir. Teşekkür ederiz diye dönükler oldu. Zaten bunu açıkçası ifade etmek istiyorum. Zaten görüştüğüm kulüplerin bu güya yetkililerinin de bu konularla yani işte çocukların gelişimiyle ya da kulüp gelişimiyle bu tür meselelerle herhangi bir ilişkisi ya da hatta düşünsel anlamda bir içinde olma gibi bir durumların da olmadığını söyleyebilirim. Öyle bir yani, dertleri yok. Evet, yıllar önce oraya girmiş bir işte malzemeci iş yapan arkadaşı küçümsemek anlamında söylemediğim anlaşılıyordur. Malzemeci olarak başlamış hatta belki etrafı temizlesin, çay versin kulüpte gelen gidenlere, oradaki kafeteryayla ilgilensin diye oraya işçi olarak giren kişi sonra orada kulübün hocalarının, antrenörlerinin ve işte çalışma saatlerinin yani sahanın kullanılma saatlerinin
bütün takvimini, planlamasını yapan kişi haline gelmiş. Yani Türk futbolu neden gelişmiyor kısmından hiç bilmiyorum. Bunun için bir şey söylemeye evet, gerek yok. Evet, evet. Doğal olarak evet. Ben orada fırsat bulamayınca Amerika mı olur, İngiltere mi olur ama FIFA kapsamında olsun diye aranırken buldum İngiltere'yi. Arada nasıl bir fark var? Böyle bir fark var. Yani burada, ben burada zaman ayırmadım ama hemen evimin yani 50 metre ilerisinde kocaman 4-5 tane futbol sahasından daha fazlası sığabilecek bir park var. Ve bu parkta çocuklarıyla insanlar gelip her hafta küçük küçük gruplar halinde herhangi bir kulüp bünyesinde bile olmayanları da var. Hı-hı. Orada çocukların bundan keyif almalarını ve hayatı yavaştan futbol üzerinden keyif alarak öğrenmelerini sağlamaya çalışıyorlar. Aradaki en önemli fark bu. Burada çocukların bir şey kazanmalarına falan dair bir manzara görmedim ben ama C lisans kulüp ararken çok kötü manzaralarla karşılaştım. Şöyle mesela bir tane kulüple evet gel gir çalış hatta bunun bir ücreti de olsun diye anlaştığımız bir kulüp. Maç esnasında izliyorum. Bir tane U11 maçı. 10 işte 10 ve 11 ve 12 yaşında çocuklar. Bunlardan bir tanesini maçın son 5 dakikası 5 ya da 10 dakikası kala zaten maçlar kısa. Oyunu aldı. Çocuk oyuna girdikten 2 dakika sonra bağıra çağıra oyuncuyu tekrar geri çağırdı. İşte değiştirecek olan oradaki yetkiliye de söyledi ve çocuğu oyundan çıkarttı. Ben hemen ve bu arada bu beyefendi hem antrenörlük yapıyor hem başkanlık yapıyor. Hem işte şey gibi yani hem yemeği hem tencere hem ateş hem sipariş veren hem garson hem yiyen. Yani böyle her bir antrenör olduğunu düşünsenize. Şimdi hem başkan hem antrenör ve çocuklara çekmediği zılgıt kalmadı. Yani bir sürü işte hakaret, bağırma, çağırma ki bunlar normalde yasak. Üstüne ben şöyle düşündüm. Yani o çocuk bundan sonra o arkadaşlarının yanına, o sahaya altın tepside sunulsa çıkar mı çıkmaz mı? Çocuk evet. Ondan sonra futbol değil futbolu insan içine çıkmayı bile tercih etmeyebilir. Yani evet. Nasıl istendiğine bağlı olarak maalesef. Aynen. Aradaki farkı sordunuz ya böyle ifade edebilirim. Ya aslında girmek istemedim bu bölümümüzdeki ayrılan süreyi açtık ama anlattığım konu olur. Gerçekten ibretlik bir konu. Hani biz çocuklarımız ya 3000 kişiden bir tanesi ya profesyonel olur olmaz. İstatistikler onu gösteriyor. Çok ibretlik. Hani ağzı açık böyle hikayeler çok duyduk maalesef. Ama 3. bölümde biraz karamsar bir tablo çıktı. Hakikat böyle yani. Hani gerçekler acıdır. 3. bölümde biraz daha böyle hani 2021'den insanların çok beklentisi var. Sanki her şey bir sihirli değnek değecek de her şey değişecek gibi. Halbuki yok öyle bir dünya. Bu bir süreç. Bu süreci 3. bölümde konuşmak istiyorum seninle. Kısa bir ara daha. Evet. Spor hikayelerinin 3. bölümünde yeniden huzurlarınızdayız. Onur Erdal konuğumuz. Onur, ikinci bölümün sonunda özellikle biraz karamsar bir tablo çıktı ortaya. Ama bu bir hakikat. Biz istersen bu bölümde geleceğe dair yeni yıldan beklentilerimizi ve biraz umut aşılayıcı ki bu konuda senin çalışmaların da var. Biraz bu mihvalde konuşalım. Çünkü suçtur der Tolstoy, umutsuzluk çok severim sözü. Bu suçu işleme hiçbirimizin hakkı yok. Eyvallah. Şöyle, şimdi futbol dediğim gibi profesyonel para kazanmak için bir araç değil benim adıma. Ne yapabilirim sorusuna devam ediyorum ben sormaya. Yani 2020'yi de hatta böyle ne yapmadım ki acaba eksik onları da toparlayıp kapatıp bundan sonra ne yapabilirim diye düşünerek girelim diyorum. Ve ben bu 2021'e işte Oterapi kanalıyla yani Oterapi yani YouTube'da yine profesyonel para kazanma aracı değil benim için. O terapi kanalında bu ön yargı meselesini, ön bilgi meselesini derleyip, toparlayıp insanların daha kolay belli konular hakkında fikir sahibi olmalarına aracı olursam yeni nesle de bir katkım olur evet, diye. Evet. Ve şöyle, normalde işte ben burada bir ajansım var. Yani kendi asıl işim bu. Yani Oktopus. Onunla reklamını yapmış oldum biraz. Yok böyle yapalım. Yani şöyle
şöyle anlaşılsın istemiyorum. Yani işte ya böyle ipini asmış, ununu sermiş. Canı istediğinde futbolda, canı istediğinde YouTube'da ilgileniyor falan zannedilebilir. Öyle değil. Yani bunlar benim gerçekten emek ettiğim meseleler. Hem futbol hem YouTube bayağı zamanımı alıyor ama asıl işim, profesyonel işim bir reklam ajansım var burada. Oktopur. Onunla ilgileniyorum. Umut adına şunu söyleyebilirim. Bizim memlekette, dünyanın pek çok yerinde de ama bizim orada yaygın olarak şu sıra duyduğum şöyle bir ifade var. Bal tutan parmağını yalar. Ben bunu yeni nesilde çocukların yemeyeceğini iddia ediyorum. Bakın iddia ediyorum, söylemiyorum. Çünkü zaten bal tutan artık parmağını yalayamayacak çünkü balı artık robotlar tutacak. Bizim aklımızda şöyle bir şey, güya hani güya çok akıllıyız diye söylüyorum. O zaman şöyle bir şey diyeyim ya, balı tutan robotu tutarım ben de. O aklı evvele şöyle söyleyebiliriz o zaman. Hayır, işte o benim İngiltere Futbol Federasyonu'ndan burs almamı sağlayacak olan, sağlamış olan, alamayabilirdim ama orada bir formasyon vardı. İşte o robotta da öyle bir formasyon var. O robot o prosese sahip, o yapıya, o sistematize edilmiş yapıya sahip ve sen o balı herkesin gözünün önünde tutan robota sahip olamayacaksın. Güzel kardeşim. Yani haliyle gençler merak etmesinler, bal tutan parmağını yalamayacak. Yani torpille bir yerlere gelenler, torpille takımda oynayanlar, torpille bir grupta yetkili pozisyonda olanlar, bir projede müdür olanlar, mühendis olmadan işte mühendislik gerektiren bir meselenin içerisinde söz sahibi olanların devri kapandı. Genç arkadaşlara söylüyorum. İçiniz rahat olsun. Çalışın. Bu dönem tam da ekmeğini yani özür diliyorum. Bu dönem tam da karşılığını alacağınız. Emeğinizin karşılığını alacağınız bir dönem. Yani karamsar hiçbir şey yok. Aslında daha önce bunların yaşanmış olması çok daha güzel oldu. Böyle diyebilirim. Evet. Yok, onu gerçekten söylerken ben hani biz artık genç sayılmayız. Heyecanlandım. Gerçekten evet. Emek verip o kadar emek verip dirsek çürütüp işte mürekkep yalayıp birçok diplomalara sahip dostlarımız, tanıdıklarımız, yurttaşımız var. Ama işte atanamadığı için canına kıyan, işte çöpten ekmek toplayan birkaç diplomalı. Bunun yanında ama işte baktığınız zaman işte Spor Bakan Yardımcısı, işte bir devlet bankasının yönetim kurulunda hiçbir bankacılık ki özel bir alandır. Aynen. Torpil'in çok somut örneğidir ve diplomasıyla ilgili mahkeme kararı var. Haber konusu da oldu ve onunla ilgili hani bir istifa beklersiniz. Ama o haberi yapan işte geçen gün Sözcü'de de vardı. 100 küsür link ke erişim engellenmiş. Böyle bir durum var. Ama verdiği mesaj o kadar değerli ki. Ya siz yabancı dili işte eğitimi aldığınız annenizin babanızın verdiği emeğini hakkıyla yerine getirin. Gelecek sizlerin. Yani gelecek. Onlar mutlaka o torpille eş dost hatır vesaire veya siyasi ekstralarla, ekstra durumlarla uzatmayın. Gelenler yolda kalacaklar, elenecekler. Aynen ve çocuklar bu konuda rahat olsunlar. Hatta şöyle. Anneleri, babaları, çevremiz, bizim yaşımızdakiler, biz bakın biz yaşlıyız arkadaşlar, size söylüyorum. Bizim kafamızdakiler size ya gel kardeşim ben seni şurada bir işe sokayım dediklerinde bakın sonunda mutlu olmayacağınızı onlar bilmiyorlar ama artık siz biliyorsunuz. Sonunda bir pozisyonda sahip olabilir, pozisyona sahip olabilir. Hatta zengin de olabilirsiniz ama sizin kişiliğinize bir şey katmayacak bir süreç geçirdiğiniz için mutlu olmayacaksınız. Ama size o torpille gel seni işe diyen seni işe yerleştireyim diyen arkadaşa teşekkür ettiğinizde emin olun çok mutlu olacaksınız ve diyorum tekrar bunu söylüyorum. Bal tutan parmağını yalayamayacak. Zaten balı robotlar tutacak. Hayır. Bu sistematize edilmiş duruma adapte olursanız gerçekten çok kolaylaşacak işiniz. Artık sadece çalışmak kalıyor yani geriye. Bu kadar. Evet. O zaman biz önümüzdeki hafta yapacağımız programın da en azından bir demosu mu diyeyim artık o girişini yapalım. Şimdi ön yargılarla ilgili, şimdi gençlerin de ön yargıları var.
Ya işte spor okuluna giden çok güzel örnekler verdim. Ya milyonlarca kişi üniversiteyi kazanıyor. Üniversite sayımız son 20 yılda kat kat arttı ama üniversitelerin niteliği azaldı. Bu konuda biz geleceğe dair, bu bizim gibi yaşlılar için de söyleyebiliriz yani, öyle diyelim. Bizim de geleceğe umutla bakmamız lazım her zaman. Bu ön yargılara bir giriş yapsak nasıl aşarız? Bu ön yargılarımıza nasıl kurtuluruz? Şöyle, böyle bilmişçe konuşuyorum bu arada, çok hakikaten tanıyorum ama nihayetinde senin konuğun önceki sen diye düşünüyorum. Şöyle, ön yargı Gadamer diye bir hermeneutikçi, bir sosyal bilimcimiz var. Hı? Yaşamıyor tabii, sosyal bilimcimiz var derken vardı. Gadamer ön yargı için bir ön biliş, yani bir ön tanıma olarak bakıyor. Hali ön yargının kendisine karşı bir ön yargı sahibi olmamamız lazım aslında. Ama tabii Einstein'ın söylediği şeyi de unutmamak lazım. En zor hani yıkılan şey, atomu parçalamak bile kolay ama ön yargıyı zor. Bütün mesele de burada. Einstein aslında bunun nasıl çözülebileceğini söylemiş oluyor. Yani ön yargı parçalanması zor bir şey ama parçalanmaması için de hiçbir sorun yok. Bütün mesele açık olmak. Karşıdan gelen bilgiye, karşıdan gelecek bilgiye zaten kendi ön bilgilerimizin değişebilmesine açık bir şekilde bakarsak, işte onlar zaten ön bilgi oluyor. Ama yok, ben bunları kesinlikle ben biliyorum zaten, başkasına gerek yok kardeşim. Bu bardağın içerisinde ne olduğuna dair indiriyor kaldırıyor bu adam. Oradan gördüğün kadarıyla fikir sahibi olursan sonra da buna göre bütün yayını dinler ya da neyse bardağın rolü. O zaman o bilginin üzerine yeni bir şey katmana elbette engel olacak. O zaman işte evet, robotlar, evet, o zaman evet. Robotlar da tutsa fark etmeyecek sen. Ya o zihnin at gözlüğü ön yargı gerçekten. Hani aynen, belli bir kalıptan dışına çıkamıyorsunuz ki demin sen de vurguladın. Hani bu fikrini değiştiremeyenler gerçekten hiçbir şeyi değiştiremezler. Böyle bir ön yargıyla ilgili sözlerle konuştum. Ön yargılarından kurtulamayanlar hiçbir insanı anlayamaz. Aynen. Karşımızdakini anlayamadığımız zaman da o iletişim kanallarını kuramıyoruz. Bir sürü soruna neden oluyor abi. Bu anne baba evlat kardeş ilişkisinden eş dost arkadaş ilişkisine kadar, ki senin iletişim alanında da birçok yaptığın çalışmalar var, ki seminerlerin var. Bu arada seni işte lisansı vermekte zorluk çıkaranlara ya da o güruha eğitim verdiğini de biliyoruz yani. O da işin... Evet, öyle bir durum vardı. Yani öyle evet, bir yani seminer verme gibi bir durum vardı. Şu an ne kadar zamanımız kaldı? Tabii siz daha evet, son birkaç dakikamız, çünkü bir kitap önerisini de alacağım senden. Mutlaka birçok kitap vardı. En azından birkaç tanesini paylaşmanı isteyeceğim. Ama bir cümle bu konuda değinmeni isterim olur. Yani şöyle, zaten ikinci bölüm için ben sözümü verdim. Devam edebiliriz orada diye. Çok da bazılarını toparlamıyorum. Ama lütfen, öbür bölüm için şöyle bir spoiler ve hem iştahlandırıcı, ateşlendirici bir şey söyleyeyim. Lütfen. Hani futbol üzerinden konuşuyorum ama Ronaldo mu Messi mi diye konuşuluyor. Bir de Hacı mı Alex mi diye konuşuluyor ya. Ben başka bir şey söyleyeceğim. Bir sonraki bölümü izleyenler orada dinlerler. Evet, biz çünkü haftaya konuşacağımız bir konuda senin Fenerbahçeli olduğunu biliyorum. Ama maçlara öyle bir farklı bir taraftar gözüyle bakıyorsun ki bir de bu açıdan bakarsalar ya, biz bu taraftarlığımızı da bir gözden geçirelim. Yani taraftarlıkla ilgili yaklaşımı da çok biraz yayın öncesi konuşmuştuk, oradan da biliyorum. Onu da dinlemelerini rica edeceğim. Onur, zaman çok çabuk geçti. Bir kitap önerisi alalım. Bu haftalık veda edelim. Tamam. O zaman şöyle, yaş gruplarına göre birer tane kitap önerisinde bulunayım. Lütfen. 6-9 yaş arası, hatta 6-12 yaş arası gruba Samet Behrengi Küçük Karabalık. 12-25 yaş arası gruba Jonathan Livingston Martı. Ve
Allah Allah, bu şimdi çocuk kitabı değil yetişkin kitabı mı diyecekleri, yetişkinlerin çocukları anlamalarına fayda sağlayacak olan işte Saint-Exupéry'nin Küçük Prensi'ni de yetişkinlerin okumasını öneriyorum. Ama Küçük Karabalık ve Martı'yı aslında hayatın belli dönemlerinde herkesin okuması lazım. Küçükleri anlarsak biz büyüyünce aslında hep beraber iyi anlarız. Ki Küçük Prens de çok incedir yani. Çok Tabii tabii söylediğim üç kitap. çok ince. Çünkü bir de o kitaplara, o kalın kitaplara karşı da ön yargımız var ya. Hani Ondan öyle. bahsediyorum. Onları belki bir sonraki yayında. Çünkü bizim program da işte radyoda yayınlandıktan sonra YouTube'da da yayınlanıyor. Süreye bakıyor. O 39 dakika o falan yani hemen. Ya belki size çok faydalanacağın konulara değinmiştir gibi diyelim. Orozum çok teşekkür ediyorum. Estağfurullah. Ben... Biz haftaya özellikle o taraftarlık açısından hani işin işten keyif alma, bu taraftarlık da yaptığın işten de o keyif alma kısmına değinmeni isteyeceğim. Eminim ki senin bu önerilerini dinleyenler eğer hayatlarına da tatbik edebilirlerse bizim o tarafın deyişiyle kam alacaklar hayatlarından. Daha lezzetli olacak. Umuyorum. Umuyorum. Evet. İzleyicilerimizi yormadan, üzmediğini. Evet, çok teşekkür ediyorum. Eyvallah. Bugünlük spor hikayelerinin sonuna geldik. Onur Erdal'dı, yönetmen, kreatif direktör ve birçok özellikleri olan sevgili. Aynı zamanda meslektaşımız. Çünkü TV bu sporun kurulmuş aşamasında da rol aldı. Birçok çok mütevazı hani bunu anlatırken bilgiçlik tasladım, utanıyorum ifadesi bile. İnanın burada tanıdığım kadarıyla riyakarlık yok. Çok içtendi sözlerim. Çok teşekkür ediyorum. Ben teşekkür ederim. Evet, haftaya tekrar hep yeni konu ve konukla diyorduk ama haftaya da Onur'la birlikte olacağız. Onur Erdal'la haftaya görüşünceye kadar sağlıklı günler, hoşça kalın.